Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 9. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani üçgenlerin 21. videosundayız ve üçgende alanın 3. videosundayız. Böylelikle bütün geometriyi bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Evet. Ne anlatacağız size? Alan kaydırmadan bahsedeceğiz. Bu da güzel bir teknik. Bir de benzerlik alan ilişkisinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar PDF'ye de nasıl ulaşacağını biliyorsun. Videonun açıklama kısmındaki link ya da ilk videoda alan 1'de indirdiysen sıkıntı yok. Aynı PDF elinin altında zaten. PDF hazırsa, kalemin hazırsa, daha doğrusu sen hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Paralel doğrular arasında ortak tabana sahip üçgenlerin alanları eşittir. Ben buna alan kaydırma diyorum. Nedenini biraz sonra söyleyeceğim. Ama bundan öncesinde aslında şunu da söylemek lazım. Hani biz biraz önceki, bir önceki videoda ne demiştik? İşte yükseklere eşit olan üçgenlerde evet, alanlar tabanlarıyla doğru orantılı demiştik. Aslında bir de şu bilgi de eklenilebilir. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerde alanlar tabanlarıyla doğru orantılıdır. Onu söyledik. Bir de e, tabanlar aynı olan üçgenlerde şu şekilde. Mesela bu tabana sahip bu üçgenle bu tabana ait bu üçgende bakın. Şuradaki üçgenle aynen buradaki üçgende de buradaki... Alanlar oranı nedir? Yüksekleri oranına eşittir. İspat da kolay zaten. Hocam bunun yüksekliği H1 bunun yüksekliği de H2. E tabanlar aynı olduğu için A çarpı H1 bölü 2 A çarpı H2 bölü 2 alanlar oranı neye eşit olmuş oluyor? Yükseklere eşit oranına eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi tamam bu kolay sorularda da rahat bir şekilde yapılabilir. Bunu konu anlatımına yazmadım. Ee, yine de ne olur ne olmaz soru gelirse diye bu şekilde de paylaşmak istedim. Ama sen klasik yolla da alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'de deyip sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim alan kaydırmaya. Arkadaşlar iki paralel doğru arasında bir üçgen varsa, üçgenler varsa bak tabanları aynı olan üçgenler. Mesela BC tabanına ait hangi üçgen var? Şu üçgen var. Tamam mı? Şu üçgen var. 1. BC tabanına ait hangi üçgen var başka? Hocam şu üçgen var. 2. Bir de BC tabanına ait hangi üçgen var? Hocam bir de şu üçgen var. 3. Üç. Bu üçgenlerin alanları aynıdır. Çünkü paralel doğrular arasındaki yükseklikler her zaman her yerde aynı değil midir? Evet. E tabanları da aynı. Hem tabanları aynı hem yüksekleri aynı olduğu için bu alanlar eşit işte olmak zorunda. Hocam niye bunu alan kaydırma diyorsunuz? Bak şimdi. Bu iki paralel doğru arasında bir üçgen varsa tabanı sabitlerim. Şurayı sabit tutun. Tepe noktasında istediğim yere oynatırım. Buradan buraya getirdim. Bu tepe noktası ve bu tabana ait bir üçgen oluşturursam sarı üçgenin alanı ile kırmızı üçgenin alanı aynıdır. İstersen buraya getir. Bu tepe noktasını buraya getirdim. Bir üçgen oluşturdun. İşte bu üçgenin alanı yine nedir? Aynıdır. İstersen bunu ta en köşeye kadar al. Mesela bu buraya geliyor, bu da buraya geliyor mesela. Sen bunu istersen şöyle yap kardeşim. Hop şuraya al, şuraya al. Yine bu üçgenin alanı ne olmak zorunda? Tabanları aynı, yükseklikleri aynı olduğu için tepe noktasını kaydırdım. Tepe noktası bu taban bu olacak şekilde üçgen oluşturduğumda alan kaydırmış oluyorum. Tepesini kaydırmış oluyorum. Tabanla da birleştirdiğimde üçgenlerin alanları birbirine eşit olmuş oluyor. Bu da güzel bir yöntem. Yine taban çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşabilirsin ama ya bu şekilde yapmak daha mantıklı ve daha kolay oluyor. Şimdi sorularda da göreceksin zaten. Anlaştık. Evet. Paralel doğrular arasında bir üçgen varsa alan kaydır. Alanı bulamıyorsan. Unutma bunu. Gelelim hemen şuradaki örneğe. Arkadaş mesela bak sana ne demiş? Şu ve şu birbirine paralel vermiş. Hocam iki paralel doğru arasında bir üçgen var ve üçgenin alanı bulamıyorum. O zaman alan kaydıracağım. İki paralel doğru arasındaki tabanı seçtim. Bak taban burada. Tepesi de burada. Bunu oynatacağım. İster buraya oynat, ister buraya oynat, en köşeye oynat. Al bunu buradan buraya getir. Sayı burada ya. Buraya getirdim. Tepe noktası bu. Taban bu olacak şekilde üçgen oluşturursam eğer şöyle hocam şu üçgenin alanı da biraz önceki mavi üçgenin alanına eşittir. Neden dolayı? Alan kaydırmadan dolayı. E bu üçgenin alanını bulabilir miyim? Evet. Taban verilmiş 8. Bu tabana ait tepesi burası. Tepeden de bir yükseklik çizilmiş. Bu üçgenin alanı ne yapıyor o zaman? 8 çarpı 6 bölü 2 48 bölü 2'den 24 yapar. E hocam burası 24 ise burada kalan da birbirine eşitti zaten. Burada kalan da ne yapmak zorunda? 24 yapmak zorunda. İşte alan kaydırma bu arkadaşlar. Geldik örnek 36'ya. Şimdi gençler paralellik verilmiş. Bir de oran verilmiş. Hocam oran varsa büyük ihtimalle ne vardır? BD ve burası alan dağıtımı vardır. Ya da biraz sonra göreceğiz benzerlik alan ilişkisi vardır. Neyse. Şimdi şuraya baktığımız zaman şunlar birbirine paralel verilmiş. Hocam burada bir paralellik var. E bu üçgenin alanını dağıtamıyorum da ne yapacağım? Alan kaydırayım. Bak iki paralel doğru arasında bu alan var. Şuradaki tabanı sabitle tepe noktasında oynat. istediğin yere oynat. Bu arada şunlar paralel ya 3K 2K ise burası da 3A 2A mıdır? Evet. Şimdi istediğin yere oynat. İster bu tarafa oynat ister bu tarafa oynat. Ben aldım F noktasını buraya getirdim. Aldım onu, getirdim buraya. Ne oldu? Tepe noktası bu ve tabanı da bu. Arkadaşlar, bir üçgen oluşturursak şöyle, şu üçgenin alanında ne olmak zorunda? 12 olmak zorunda. A, şimdi ne yapacağız? Alan dağıtabiliriz. 2k'da kalan 12 ise, 3k'da kalan kaç yapar? Tepe noktası bak şu. 2k'daki alan 12 ise, 3k'da kalan bak 6 katı, 6 katı burası 18 yapar. Hocam 3A'dan da 2A'ya alan dağıtımı yapacağım. 3A'da kalan 18, değil mi? 3A'dan 2A'ya dağıtırken 2A'da şu alanı bulmaya çalışıyorsun ya tepe noktası burası. O zaman 3A'da da buraya kadar gelecek. 3A'da kalan 30 sa yani 10 katı. 2A'da kalan da 20 yapmak zorunda mı? Evet. Yani alan ABC ne oldu o zaman arkadaşlar? 18, 12 ve 20. Bak 18, 12 ve 20'nin toplamı yaptı. Yani kaç yaptı? 50 yaptı arkadaşlar. İşte alan kaydırma böyle işimize yarıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet örnek 36'yı da bu şekilde bulduk. Geldik eşkenar üçgen alanı. Bir, birinci videoda söylemiştim eşkenar üçgenin alanını. Ne demiştik? A kare kök 3 bölü 4 diye söylemiştik. Ta, i̇stersen tabana ait yükseklikten de bulabilirsin. Eşkenar üçgen ya buraları 60 60 60 değil mi? Evet. Hocam bir yükseklik çizersem şuradan tabanı iki parçaya bölecek. Ya da 30 60 90, 90 üçgenden A bölü 2 A bölü 2 gelecek. Yani 90'ın karşısı A ise 30'ın karşısı A bölü 2 60'ın karşısı da A bölü 2'nin kök 3 katı. E alan neye eşit işte oluyor? A taban bu yükseklik de bu. A kök 3 bölü 2 bölü 2. Yani A kare kök 3 bölü 4 geldi. Ha, bilsen iyi olur. Bilmeni de tavsiye ediyoruz. Normalde ezberci zihniyeti karşıyız ama bil çünkü eşkenar üçgen soruları da karşımıza geliyor. Hemen şuraya bakalım. BD iki kök 21 vermişler ve AD uzunluğu k iken DC uzunluğu bak burası k iken burası 4k mı verilmiş? Evet hocam burası 4k verilmiş. E ben burada k'yı m'yı bulmaya çalışacağım. Eşkenar üçgen verilmiş. Her yer 5k 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 mı? Evet. Sen da kaçar derece olduğunu biliyorsun. 60 60 60. Hemen bunu görünce yükseklik çizesin gelir. Hocam buradan çizince saçma bir şekilde bölüyor. E şuradan çizsek bak burası ne oluyor? Hocam 5K bölü 2 5K bölü 2 böyle rasyonel sayılarla uğraşıyorsun. O zaman özel açı mantığını kullan. Hocam buradan sadece eşkenar üçgende de özel açı mantığı kullanılır zaten. Şuradan çizdiğin zaman olmadı. E, şuradaki 60 mantığını kullan. Şuradan çizdikini. Dikini buradan çizince hocam 30-60-90 üçgeni yine çıktı. İlla eşkenarda yükseklik çizmek zorunda değilsin. 90'ın karşısı 4K 30'un karşısı 2K'dır. Burası da 2 kök 3K'dır. E tamamı 5K olduğundan buraya 3K kaldı. Pisagor. 2 kök 21'in karesi eşittir. Bu 3K'nın karesi artı 2 kök 3K'nın karesi oldu. Bu ne yaptı arkadaşlar? 4 çarpı 21 yaptı. Eşittir. 9K kare artı 12K kare yani 21... O 9 k kare artı 12 k kare 21 k kare yaptı. 21 k kare 21'ler sadeleşti. k kare 4 ise k'yı da buradan 2 bulduk. K2 ise eşkenar üçgenin bir kenarı 5 k'ydı. 2 ise k yerine 2 yazarsam bir kenar 10 çıktı. O zaman eşkenar üçgenin alanını bulabilirim. 10'un karesi kök 3 bölü 4. Yani 100 kök 3 bölü 4'ten cevabı 25 kök 3 olarak buluruz. İstersen tabana ait yükseklik çizip oradan da bulabilirsin. Örnek 37 25 kök 3 yaptı. Şimdi geldik benzerlik alan ilişkisine. <laughs> Arkadaşlar bir üçgende benzerlik oranının karesi alanlar oranında eşittir. Şimdi mesela ispatını yapayım. Burası iki üçgen benzerse benzerlik oranında k katıysa buradan buraya k katı varsa o zaman hocam yüksekliğim haçsa yüksekliğim de k olmaz mı? Evet. Sen burada alanlar oranında a çarpı h bölü 2 ya e, şuradan şuraya k katı var ya e, daha doğrusu k katı şunun alanı bunun alanına oranlayalım. O zaman ak çarpı hk bölü 2 bölü A çarpı H bölü 2. A H bölü 2'ler gidiyor mu? Gidiyor. Ne kaldı? K kare kaldı. Gördün mü? Benzerlik oranı K katıysa alanlar oranında ne olacakmış? K kare olacakmış. Yani benzerlik alan ilişkisi. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Bunu farklı üçgenlerdeki benzerlikle de yapabilirsin. Klasik farklı üçgenler geldiği zaman. Ya da temel orantı kelebek gibi sorularda da yapabilirsin bunu. Mesela bu temel orantıda biz zaten ispatını yaparken bu üçgenle büyük üçgenin benzer olduğunu söylemedik mi? Söyledik. E burada atıyorum burası 2 burası 1 ise Hocam 2 bölü 3 benzerlik oranı varsa 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 Hocam burası 4 aysa burası 9 a deme. Çünkü bu üçgenle büyük üçgen benzer. Burası 4 aysa tamamı 9 a. Buraya ne kaldı dersin? 5 a kaldı dersin. Aynı şeyi kelebekte de yapabilirsin. Mesela kelebek geldi. Hocam burası 2 burası 3. Kelebekteki oran 2 bölü 3. Alanlar oranı 4 bölü 9 ya. Hocam burası 4 aysa işte burası 9 a'dır. Çünkü bu üçgenle bu üçgen. Bu sefer iç içe değil, ayrı ayrı. Burası 4A'ken burası 9A diyebiliriz arkadaşlar. orantıda iç içe giriyor. Bu kelebek benzerliğinde ayrı ayrı olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Hatta buradan da şu geliyor. Bak şimdi. Şunlar eşit olduğunda şöyle. Bunlar da farklı bir şekilde eşit olabilir arkadaşlar. Şöyle şöyle. şöyle. A3A5A7 9A a şeklinde gidiyor arkadaşlar bunlar. Tamam mı? 1 3 5 7 9 böyle 11 17 falan şeklinde gidiyor. Niye? 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. A, burası A iken tamamı 4A. Bak buraya 3A kaldı. Ya da 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9'dur. Hocam burası A iken tamamı 9A. E 4A'sı buradaysa buraya 5A kaldı deyip o şekilde benzerlikle de gidebilirsin. Bunu bilmek zorunda mısın? Değilsin. Normal yoldan da yapabilirsin. Sıkıntı yok. Evet gençler. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Alan ABC'ye 50 vermiş. Paralellik verilmiş şurada. BD uzunluğunu 6 vermiş. DC uzunluğunu 4 vermiş. E ne yapacağız arkadaşlar? Bizden taralı alan isteniyor. Benzerlik oranı ilişkisi. 6 bölü 10'un karesi. 6 bölü 10 dediğimiz nedir? 3 bölü 5. Hocam karesi nedir? 9 bölü 25. Yani burası 9 A iken tamamı 25 A'dır. Buraya 16 A kaldı. Bu arada alan ABC 25 A değil mi arkadaşlar? Evet. 25 A'yı 50 vermiş. A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. E A2 ise taralı alan isteniyor bizden. Yani 16A isteniyor. A yerine 2 yazdığımızda cevap 32 çıkar arkadaşlar. Örnek 38, 32 oldu. Geldik örnek 39'a. Şimdi bu sefer de alanlar oranı verilmiş. Yani buradaki alan A iken neresi? B, e, D'nin alanı 4A verilmiş. Burası 4A verilmiş arkadaşlar. A alanlar oranı 1 bölü 4 deme. Bak şimdi bunlar paralel. Benzerlik oranı ne arkadaşlar burada? 3 bölü x mi? Evet. 3 bölü x'in karesi neye eşit olacak? Alanlar oranına eşit olacak? Alanlar oranı a bölü 4a değil, dikkat, a bölü 5a olacak arkadaşlar. e A'lar gitti. E, burada her iki tarafın karekökünü alırsam, 3 bölü x, 1 bölü kök 5 e eşit olur. İşler dışlardan, e, buradan da x'i kaç buluruz? 3 kök 5 buluruz. Ya da en başta şunu da diyebilirdin benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitse, alanlar oranının karekökü benzerlik oranına eşit diyebilirsin. Hocam alanlar oranı a bölü 5a kökü de 1 bölü kök 5 e benzerlik 1 bölü kök 5 benzerlik oranı neye eşittir 3 bölü x'e eşittir deyip x de yine 3 kök 5 diye rahat bir şekilde bulabilirdim bazen ters mantığını da kullanıyoruz tamam mı Evet bu şekilde benzerlik alan ilişkisi böyle arkadaşlar geldik buraya e, burada oranlama değil de ne verilmiş arkadaşlar yanlış mı yazılmış burada Evet burada a e ile B' de birbirine eşit verilmiş Tamam şurası şey verilmiş AD uzunluğu 3. Bir saniye. AD uzunluğu şu üçler olmasın arkadaşlar. Bir de burada şunun da verilmiş olması lazımdı. Şurası da nokta açısı olması lazım. Bunu düzelttiririm ben merak etmeyin. Yani şu şu da olması lazım. Tamam AD uzunluğu 3K. Şurası 3 ve 2 yazılmış. Yani burası 3K. Burası AD uzunluğu 3K. Burası 2K olacak arkadaşlar. Tamam 3K 2K yazdık. Bir de A ile B'de eşit verilmiş. Şununla şu birbirine eşit. Yani burası da 2K verilmiş. Bir de soruda şu da olacak arkadaşlar. Ee, ne olacak? ADE açısı ADE açısı eşittir ACB açısı MACB açısı. Ben bunu böyle yazmıştım ama dizgiden böyle yanlış yazılmış. Bir de alan ABC'de 50 verilmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar birer açıları eşit verilmiş. Birer açıları eşit verince ne yapıyorduk? Kalıp 1. Ortak açıya bakıyorduk değil mi arkadaşlar? Evet, ortak açı var mı? Var. Bak burası. Nokta karaladığım 3. açı çift çizgi ise nokta karaladığım 3. açı çift çizgi midir? Evet. E baktığımız zaman iki üçgen benzer. Benzerlik oranı noktanın karşısı 2K noktanın karşısı hop 5K değil mi? Evet. Benzerlik oranı 2K bölü 5K yani 2 bölü 5. E benzerlik alan ilişkisi 2 bölü 5'in karesi 4 bölü 25 yapar. Yani burada kalan 4A ise burada kalan 25A değil. Bak iç içe şu üçgenle büyük üçgen benzer. Burası 4A ise tamamı 25A olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 21A kaldı arkadaşlar. E alan ABC. Tüm alan zaten bak 25A. 25A kaça eşit? 50'ye eşit. A'yı böylelikle 2 buluruz. E alan bu isteniyor benden. Yani 21A isteniyor. A yerine 2 yazarsak eğer buradan da cevabı kaç buluruz? 42 buluruz. Evet. 2K 3K olacak. Bu açılar birbirine eşit olacak. Tüm alan 50 ve böylelikle alanda 42 bulduk. 21A alan isteniyor bizden böyle bu üçgenlerin iç içe girmesine dikkat edin. Ayrı ayrı olsaydı 4A'ya 21 5A yazardık arkadaşlar ama iç içe olunca da böyle iç içelere dikkat edin lütfen. Ve geldik son soruya. Evet ne demiş burada alanlardaki olan verilmiş yani şurada kalan A iken burada kalan 2A verilmiş burası A iken alan ABE'de 2A verilmiş ve burası da 90 derece verilmiş arkadaşlar E şurası da 2A yazalım arkadaşlar burada ne var 90'lar havada uçuşuyor E o zaman Alfa beta da alacağız. Alfa 90 beta. Alfa 90 beta. A, ne oldu? Hocam şu üçgen ile büyük üçgen benzer oldu. Yani şu üçgen benzer oldu arkadaşlar. E benzerlik alan ilişkisi var. Benzerlik oranı ne? 2 bölü x. Hocam 2 bölü x benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. E şu üçgenin alanı a bölü öbür üçgenin alanı 2a deme. Öbür üçgenin alanı iç içe girdiği için 3a değil mi arkadaşlar? Evet. Yani bu 1 bölü 3 yaptı. Eğer iki tarafın karekökünü alırsam o zaman burada karesini almadan 2 bölü x eşittir 1 bölü kök 3 yaptı. O zaman x de böylelikle 2 kök 3 olarak buluruz. İşte böyle kalıplarla da ilgili bak bir ara açı eşit kalıbı ya da alfa beta kalıbıyla da ilgili böyle sorular gelir. Zaten 90'ların ana havada uçuşması alfa beta benzerlik bir de alan girmiş. Yani benzerlik alan ilişkisi var. Benzerlik oranı karesi alanlar oranını kullanacaksın. Ve olay bitiyor mu? Bitiyor. Gençler böylelikle bütün geometriyi bitirdik mi? Bitirdik. Hakkınızı helal edin. Elimden geldiğince size güzel şeyler anlatmaya çalıştım. Her kalıbı burada verdim. Elimden geldiğince size faydam dokunsun istedim açıkçası. Ya i̇nşallah faydamız dokunmuştur. Geometriyle bu şekilde bitirmiş olunuyoruz. Ee, yalnız sana tavsiyem e, üçgenleri yazın bir daha böyle bir tekrar et. Sonra üçgenlerle ilgili bir soru bankasındaki bir üçgenler kısmında çözmeni tavsiye ediyorum. Çünkü 10. sınıfa 2. dönemine geldiğin zaman üçgen bilgini unutursan bu işi yapamazsın dostum. Haberin olsun. Çünkü hep üçgenlerden çıkıyor. Bundan sonrası hep üçgenden çıkıyor. Bu tavsiyemede lütfen uy. Evet gençler böylelikle bu konu anlatımını bitirmiş bulunuyoruz. Sonraki videoda yani 10. sınıfta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.